Almanya'da gel. Almanya'da şu anda maaş 2000 euro. Evet. Çalışan bir işçinin maaşı. Hı. Belki hata mı yapabilirim. Estağfurullah. Ev kirası 1000 lira. 1000 euro. 1000 euro yani onların parasına göre 1000 euro. Hı. Bizde de bugün İstanbul'da kabul et 2600-2700 lira maaş alıyor. 1000 lira ev kirası veriyor. O para buraya geldiği zaman orada adam gibi yaşamaya kalkarsa Türkiye'den kötü. Ama ne var onlarda? İltisat yapıyorlar. Hani buraya geldiği zaman değerlendiriyor diye mümkün olduğu kadar iltisat yapıyorlar. Buraya geldiği zaman değerlendiriyor. Allah razı olsun ekonomimize devamlı katkıları var. Ben onun tarafı saygılıyım. Bir şey demiyorum. Peki yani, geleceğe dönüp umudun var mı ablacığım? Türkiye'de hayır. Yok. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya da geleceğe dair yani planın ne? Var mı? Şu an yurt dışına gideceğim zaten. Neden? Kendimi orada daha iyi geliştirmeyi düşünüyorum o yüzden. Eğitimin ne? Lisans 2 üniversite okudum ama asgari ücretle çalışıyorum. Ne bitirdin kardeşim? 4 yıllık hemşirelik. Hı. Şu an hastanede tıbbi sekreter olarak çalışıyorum. Çalışıyorsun. Yani sen peki sağlık sektörü paranın bitmediği bir sektör. Evet. Ama ona rağmen nasıl şartları? Bekar olarak şartım şu an çok iyi ama iki çocuğum olmuş olsa Türkiye'de imkansız bir şey. İmkansız. Çünkü markete giriyorsun, 4 parça eşya alıyorsun, 100 TL tutan bir devletten bahsediyoruz. Örnek veriyorum, yangın oldu, tüp söndürmelerini hemen fiyatlarını yükseltmeye başladılar. Yani böyle bir, evet fırsatçı bir memlekette, ülkede. Evet ama bu çalışan insanlarla alakalı olan bir şey bu. Böyle bir şey olunca otomatikman ekonomi de değerini kaybediyor. Al abi ne diyorsun bak, gençler böyle. Babam şimdi... Gençler arkayı önü görmüyor ya. Abla, bir daha söyle. Ya hayır ben Türkiye Paris en kötü adamın elinde ayağında terliği yok. Elindeki telefon 10 milyarlık telefon 15 milyarlık telefon. Sonra ekonomi kötü ekonomi kötü. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Kurtuluşluyum Şişli. Bizde çöpler böyle yığın oluyordu. Evet. Çöpler alınmıyordu. Şu anda Paris saray. Önceden kiralar 2,5-3 liraydı. Şimdi kiralar 5-6 milyar. Çünkü ne veriliyor? 5-6 bin. En kötü adamın, ya hiç kimsenin altında, evinde kirada oturuyor, altında arabası var. Ya demek ki uçmuşuz yani. Türkiye Paris, yurt dışı. Ne yurt dışı ya? Yurt dışı zıkkım. Yurt dışından millet niye o zaman Türkiye'ye geliyor? Yani mesela ben mesela bir AK Partili değilim. Ama AK Parti hükümetini beğeniyorum. Neden beğeniyorum? Adamlar geldi. Türkiye'yi Paris yaptı. Ya nankör olmayın ya. Veya her şeyi bul. Bir markete gidiyorsun. Yok yok. Dünya ya. Bir giyime gidiyorsun dolu. Ya şuraya insanlara bak. Çünkü niye millet dışarı çıkıyor? Bir dışarı çıkmak. Benim şu an bir dışarı çıkmam 50 TL. He doymuyorlar ya bunlar doymuyorlar. Bunlar nankör. He şükretmiyorlar. Her şey çözülecek de. Evet. Aynen. Şükretme yok. Nankörlük bol. Çok lan daha adam ne yapsın? Herkesin altında araba. Trafikte yürüyemiyoruz çünkü önceden otobüsle giderdik. 2-3 tane otobüsümüz vardı. Şimdi tonlu otobüs, tonla metro, tonla metrobüs. Daha bu adam ne yapsın? Evler, rezidanslar dolu. Kiralar 7-8 bin. Daire kiraları 2-3 bin. Bir markete gidiyorsun, market arabasını var ya böyle dolduruyor. Ya günah ben böyle bakıyorum. Diyorum ki nasıl yiyeceksiniz bunu ya? Ertesi gün bakıyorsun çöpler yemek dolu. Demek ki herkes zengin. Ben ekmeğimi bile sayıyla alıyorum aman ziyan olmasın. Parçalıyorum kuşlara veriyorum aman ziyan olmasın. Bunu düşünmüyorlar. Ondan sonra gel şey bolluk bekle. Allah belanı veriyor. Yani Allah belanı veriyor çünkü hayvanları ne diyor, düşün. Ne diyor, duyuyor. Evet ama doğru ben yalan. Ağzını silip çöp atıyor. Evet çünkü bol. Bir restoranta git şimdi yer bulamazsın. Yani kafelere bak git yer bulamazsın. Çünkü niye para dolu nasıl harcayacağım bileme. Git evde kahveni iç. Bu yok burada içecek sosyete hanımefendi. Para da bol. İşte burada kahve 15 lira verecek. Ben şuradan 10 liraya kahve alıyorum Mehmet Efendi'den. 2 ay içiyorum evimde. Yani insanlar nankör nankör olmayın ya. Takmışlar ya Suriyelileri koydu. Tamam herkes hata yapabilir. Bu adam da hata yaptı. Merhametli Müslüman. Niye alıyorum Suriyelileri buraya getirmek? Ben onu anlamıyorum ya yani. Ya işte ama çok ya, doldular. Bir şey işte. Diyorum. O biraz sıkıntı yani Müslüman ben kardeşlerimize sahip çıkmak falan. Olsun. Ben şu 29 sene yurt dışındayım. Şu anda izine geldim. Evet. Nerede yaşıyorsun kardeşim? Hollanda. Anlat bir bak. Bir Türkiye ile ben sana gidelim. Katılıyorum. Bütün söylediklerine. Çok arkadaşlarım. Yok. Senin söylediklerine hepsine katılıyorum. Türkiye'de nasıl? Her şey serbest. Çırılçıplak geziyorlar. Hiçbir şey yok. Senin söylediklerine katılıyorum. Ne diyeceksin abi? Avrupa'yı mesela ablam az önce bir marketten örnek verdi. İşte bilmiyorum domates 3 lira veya 5 lira. Geçen sene domates Avrupa'da 1 liraydı. Pandemiden dolayı şu anda 3 liraya çıktı.
Yani bu dünya genelinde bile, Türkiye'de peki, değil ki. Peki ne diyorsun Avrupa'ya göre, Türkiye'ye kıyasladığında? Gel abla şöyle gel. Türkiye'miz cennet. Türkiye'mizde her şey bol. Allah'ıma binlerce şükür, çünkü Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Allah'ım bizi daraltmıyor. Çünkü namaz kılanlarımız var, dua edenlerimiz var, bereket var. Anladın mı? Yani ama biraz daha şükür olsa insanlarda, insanlarda biraz fakirlere merhamet olsa daha da artacak her şey. Ama merhamet yok. Ne diyorum sana? Gidiyorsun restoranda, bir de açık büfesi dolduruyor. Ya günah ya, bu nimet. Az yiyebileceğin kadar al. Geride kalan da olmadı, kalan bir fakire gelsin. Akşam veya bir hayvanlara verilsin. Yani biz israf var. Kardeşim, Avrupa'da yaşayan Türkler mutlu mu? Onu anlat bize. Bak hanımefendi Türkiye'de her şey yolunda diyor. Sen ne diyorsun? Ben hanımefendiye katılıyorum abla. Şey abim. Şimdi ben bakıyorum burada aç aç diyorlar, yani kimse aç değil. Ben yani söylemesi... Kaç yıldır Hollanda'dasın? 93'ten. 93'ten beri. Yani 17-18 senedir oradasın. 29 sene. Efendim? 29 pardon. Evet. Peki ne diyorsun genel ekonomiye göre? Mesela hanımefendi diyor Türkiye'nin ekonomisi iyi, her şey yolunda. Avrupa Türkiye'ye gelsin diyor abi, ne gerek var diyor. Ne diyorsun? Yani ben hanımefendiye katılıyorum. Yani gerçekten şu anda Türkiye'deki yaşam dünyanın hiçbir yerinde yok. Demokrasi Türkiye'de hiçbir yerde yok gerçekten. Şu bunu gerçek diyorum yani. Sen git Avrupa'da örneğin şöyle bir polise böyle bir ters bile bakamazsın. Bir bayana, bayan erkek ayrımı yok. Joblarla yani öyle vuruyorlar şey. Ben bakıyorum Türkiye'deki polis dünyanın en gariban polisi gerçekten. Cumhurbaşkanı eziliyor. Cumhurbaşkanı YouTube'a bir giriyorsun, küfür ediyorlar ya. Cumhurbaşkanı bu senin. Avrupa'da bir Avrupa'nın bir ülkenin başkanına yani ufak bir küfür etsen hayatın bitti. Ben burada... Ya Almanya'da polisler çatır çatır insanları öldürdü ya. Çatır çatır kameraların gözünün önünde öldürüyorlar. Hadi benim polisim burada bir dokunsun bakayım. Polis dayak yiyor ya. Birkaç ülkesine gittim yani, evet. İşten dolayı gittim, İngiltere falan. Tutturmuşlar saray. Şimdi Türkiye gibi bir ülke, İngiltere'nin Birmingham Sarayı'nın yıllık maliyeti 3 tane saray yapılıyor. Gerçek yani. Yani onarım tadilatını. Tutturmuşlar Suriye'yi. Şu anda biz Avrupa'dayız. Hollanda'da 600 bine yakın Türk var. 400 bine yakın Marokkan, Fas var. Almanya'da 6 milyona yakın Türk var. Farz et Suriyeliler nasıl buraya geliyor? Biz de buraya gidiyoruz yani. Şimdi onlar da insan yani ablam. Şimdi orada Suriyeliler şeyinde katılmıyorum sana. Şimdi Almanya'da sadece 6 milyona... Ne diyorsun abi sen bu Suriyeliler konusunda? Bak diyor ki biz de diyor orada göçmeniz diyor. Evet. Ya aslında düşündüğün zaman öyle. Ama şu anda Tayyip'e tek çamur attıkları nokta o oluyor. Anladın mı? Başka yoksa adamın şeyi yok yani. Ondan sonra işte bir yere takıyorlar Tayyip'in karısının çantasına. Lan sen kimsin? Sen basit bir asgari ücret alıyorsun. Sen de alıyorsun 500-600'e çanta. Ya insanlar da diyorum ya, nankörlük, hainlik var. Adam koskoca Cumhurbaşkanı'nın karısı. Tabii ki en üstün çantaya girecek. Sen Cumhurbaşkanı'nın karısı olsan, ben gideyim sportacıdan Eminönü'nden çanta alayım var mı? Ya insanlarda mantık yok. Şu kafa boş. Beyin, zihniyet boş. Çamur atacak bir şey bulamıyorlar. Çantaya sağlıyorlar. Aynen. Bay kadının çantası, bay kadının ayakkabısı. Adam koskoca Cumhurbaşkanı. Türkiye dünyayı temsil ediyor yani. Gel bir şey soracağım. Gel kardeşim, evet, gel. Aslan kardeşim. Sen Türkiye'nin ekonomisini, geleceğini nasıl görüyorsun? Çok da güzel görüyorum. 2023'te her şey zaten ortaya çıkacak. Doğalgaz falan. Abi görüşürüz. Bir şey değil mi? Doğalgaz bulunuyor, laf ediliyor. Altın bulunuyor, ona da laf. İşlensin, bir bekleyin. Hemen doğalgaz bulununca şey yapılmıyor. İndirim falan beklemeyin yani. Yani bu afetler oldu. İşlemesi adam hemen var. Düzeltti zaten. Hayır afetler oluyor. Uçak nerede? Şimdi bir şey söyleyeceğim de o... Nasıl söndürüldü o zaman bu kadar kısa sürede? Gel buraya. Yat. O şimdi Türk Hava Yolları'na ait değil ki. Depremler oldu. Adam hemen gidiyor binaları dikiyor. Eski hükümetler olsa hangisini yapacaktı? Eski hükümetlerde ben sana ne diyorum? Biz tüp bulamıyorduk tüp. Ben diyorum doğma büyüme ben kurtuluşum 40 yaşındayım. Biz tüp kuyruklarına giriyorduk. Margarin kuyruklarına giriyorduk.